Herkese merhabalar, Safiye ile İzzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu şekilde pufidik pufidik açmalar yaptım. Püf noktalarını ve yapımını, tarifini şimdi sizlerle paylaşacağım. Hemen geçelim. Hamurunu yapıyoruz şimdi. 1 su bardağı ılık süt ve yarım su bardağı ılık suyu karıştırma kabına alıyorum. 1 yemek kaşığı kuru maya, 2 yemek kaşığı toz şekeri ekleyip şöyle bir iki tur karıştırıyorum. Ardından üzerini kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar mayanın aktifleşip köpürmesini bekliyorum. Ardından diğer malzemeleri ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Yağı ekliyorum, yumurta akını ekliyorum. Sarısını yüzeyi için kullanacağız. Ve 3 su bardağı unu şöyle ekliyorum. Üzerine tuzunu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı. Ve tahta kaşıkla karıştırmaya başlıyorum. Ben bugün hamuru özellikle mutfak şefinde yapmadım. Birkaç yoğurma tekniği göstereceğim. O yüzden bu videomun devamını izlemenizi tavsiye ederim. Kalan unun devamını ekliyorum. Toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Fakat hepsini birdenbire eklemiyorum. Azar azar ekliyorum. Önce tahta kaşıkla karıştırıyorum. Ardından tahta kaşık böyle zorlanana kadar kullanıyorum. Ardından tahta kaşığı şimdi sıyırıp elimi yoğurmaya başlayacağım. Dediğim gibi birkaç teknik göstereceğim. Hem elimi hamur yoğurma kasesinin içine koyduktan sonra şöyle seri bir şekilde dairesel hareketlerle çeviriyorum. Ta ki hamur tüm unu toplayıp kaba yapışana dek yapıyorum bu işlemi. Bakın kaba yapışıyor artık. Ardından kalan unu ekleyip yine hamuru aynı şekilde toparlıyorum. Bu kasenin içinde yoğurmak biraz zor olduğundan dolayı ben şimdi bu masanın üzerine biraz un ekleyip masada yoğuracağım. Fakat bu aşamada dikkat etmeniz gereken bir konu var. O da elinizin hamurdan kurtulmuş olması gerekiyor. Yani eliniz bu şekilde hamurlu bir şekilde yoğurursanız kıvamını anlayamazsınız. Sürekli un ilave etmek zorunda kalırsınız. Bu da hamurunuzun kıvamını çok olumsuz bir şekilde etkiler. Şimdi bunun için ne yapacağız? Bunun için elimizi güzelce hamurdan kurtaracağız ve bu şekilde bir hamur kartı yardımıyla aynı bu hareketlerle yoğuracağız. Bu işlemi yaklaşık mayalı hamurlar için 5 dakika, 6 dakika belki daha fazla yapmanız hamurunuzun kaliteli olması açısından çok çok önemli. Kaliteli bir hamur çok güzel mayalanır ve mayalandıktan sonra çok güzel şekil alır. Ben hamurumun üzerini kapattım. Oda sıcaklığında yaklaşık şöyle 1 saat kadar mayalanmasını sağladım. Şimdi mayalanan hamurumun şöyle bir havasını alıp tezgahın üzerine alıyorum. Bakın çok güzel, elastik, güzel bir hamurum olmuş. Yoğurma ile çok alakalı, dediğim gibi güzelce yoğurmamız gerekiyor hamuru. İçindeki glutenin tamamen açığa çıkması gerekiyor çünkü. Hamurumu önce ikiye, ardından her bir parçayı altıya bölerek bezeler oluşturuyorum. Oluşturacağımız bezelerin büyüklüğü eşit olursa daha görsel olarak daha güzel olur. Videomu buraya kadar izleyenlerden yorumu ufak dahi olsa bir yorum bırakmalarını isteyeceğim. Bir emoji dahi olsa kabulümdür. Kalp olur, kelebek olur. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Açmamızın yapımına devam edelim şimdi. Bütün bezelerimi yaptım ve yan yana dizdim. Üzerlerine şöyle birer tatlı kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Dilerseniz margarin kullanabilirsiniz ama lezzet açısından tereyağını tercih etmenizi ve sağlık açısından tabii ki de tavsiye ederim. İlk yapmış olduğum bezeden başlayarak şimdi bu şekilde bir ufak bir servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Şöyle fincan tabağı büyük kadar olması yeterli. Tereyağını sürerek büyütüyorum ve bu şekilde rulo yapıyorum ve diziyorum. Hamurumun kıvamı gerçekten çok güzel. Şu geniş tarafından sararsanız sizin için kolaylık olur. Ne tarafı daha çok genişlerse. Tüm bezelerimi bu şekilde yağlayıp rulo yaptım. Şimdi yine ilk yaptığım rulodan başlayarak şekil verme aşamasına geçelim. Rulo yaptığım hamuru şöyle elimle hafif inceltiyorum. Karşılıklı olarak zıt yönlerden
bükerek şöyle kenar kısmında bu şekilde şöyle iç içe katlayarak açmamızı oluşturuyoruz. Bunu tepsiye dizelim. Bir tane daha göstermek istiyorum. Kapatma kısımları sıkıca bastırırsanız pişerken açılmamış olur açmanız. Görüntüsü de güzel olur. Bu şekilde şimdi ben bunun üzerine kapatıyorum. Oda sıcaklığında yaklaşık 20 dakika ya da yarım saat arası mayalamaya bırakıyorum. Daha sonra yumurta sarısının üzerine şöyle bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek çırpıyorum. Zeytinyağı ekliyorum çünkü yüzeyinin daha parlak olmasını istiyorum. Ardından yumurta sarısını açmalarımıza sürüyorum. Bu aşamada fırınımızı 180 dereceye alt üst ayarda ısınmak için açtım ve açmalarımı bu şekilde böyle kıpkırmızı olanında pişirdim. Biraz sıcak gün üzerine şimdi bir örtü kapatıyorum. Daha sonra soğuduktan sonra şimdi kıvamına bakalım. Gerçekten çok çok lezzetli oldular ve yumuşacık oldular. Tarifi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Birçok arkadaşım benden açma videosu çekmemi istemişti. Şimdi videomu umarım beğenirsiniz ve faydalı bulursunuz. Videom ufak da iyi olsa bir yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İzlediğiniz için çok da çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde ve videolarda buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.